Hasan Hoca maşallah kısa sürede toparladı, artık sorunsuz hocalık yapabiliyor. Öğretmenler de, hocalar da, politikacılar da, böyle pazarlama işiyle uğraşanlar da bu tür sorunlar oldu mu ne oluyor? İşi bitiyor otomatikman. İşi biter. Ya sunucu panik oluyor, sunucular mesela. Yani bazı geçmişte sunucu arkadaşlar oluyordu. Hani bir tanesi adam akşam 7'de 8'de program var, sabah geliyor şey televizyona, erkenden geliyor. Hazırlık yapacak. E ne oldu? Aa, panik oluyor. Panik olmaya gerek yok. Sabah ne gidiyorsun televizyona? Adam akşam program var, sabah televizyona gidiyor. Erkenden hazırlanmıyor. 10 saat hazırlanmaz ki. 10 dakikada hazırlanır veya yarım saat. İşini garantiye almak istiyor. Yani korkuyor. Şurada yanlış yapabilir miyim? Burada böyle yanlış yapabilir. Öyle bir beyefendi vardı. Şuradan içeri girince böyle kasılıyor, geriliyor. Panik oluyor. Herkese bağırıyor, çağırıyor falan. Ne oluyor dedim. Stüdyoya girince panik oluyorum korkudan dedi. Yapamayacağım diye dedi. Rezil olacağım diye dedi. Ne yapacağımı şaşırıyorum dedi. Onun için dedi. Ona buna herkese bağırıyorum dedi. Panik yok dedim. Sarı Kantor Hanım burada denenmiş. 10 binlerce insan iyileştirmiş. Panik yok. Bunu dedim bir hafta kullan, bir hafta sonra tekrar görüşelim. İsmini vermiyorum şimdi, ayıp olur. Bir hafta kullandı. Bir hafta sonra ne oldu dedim. Vallahi koyun gibi oldum dedi. Sakin dedim. Yani gelip vursalar, yumruklasalar bile ne dedi. Hiç dedi oralı olmuyor artık dedi. Programa da saatler öncesinden değil 10 dakika önce geliyor. Sarı Kantor'un dünyada ginkodan sonra en çok bilinen, tanınan ve kullanılan bitkidir. Avrupa İlaç Kodeksine Avrupa Farmakopesi denir. Burada 57 ülkenin ilim adamları toplanırlar, bitkiler hakkında monografi yayınlarlar. İşte bu bitkinin şu şu etkisi vardır vesaire vesaire. 57 ülkenin ilim adamları zaten Sarı Kantoron'la ilgili monografiyi yayınlamışlar. Klinik araştırmalarda etkisi ispat edilmiş. Bir tıbbi bitkidir, tıbbi bitki. Bazıları şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir diye, öyle değil. Avrupa Farmakopesi tarafından tıbbi bitki olarak ilan edilen bitki dünyanın her tarafında tıbbi bitkidir. Evet. Tartışılmaz. Ama bazıları zepseden bahsediyor, meyveden bahsediyor. Etkisi olabilir mi, olamaz mı? Tartışılan şeylere girmemek gerekir. Evet. Ülkemizde kullanımı nasıl? Sarı Kantoron. İyi, yaygın. Güzel. Yaygın. Yani ama tabii Avrupa'daki, Japonya'daki gibi kadar çok değil. Yaygın değil. Değil. Yeni yeni yani bir şeyler oluyor zamanla. Bazıları da Sarı Kantoron'un otunu öğütüyor, kapsülünü yapıyor, 50 lira 60 lira satıyor. Bunun kilosu 7 lira 8 lira toptan alıyoruz. 7 kiloluk yani 7 liralık bir ottan, 1 kilo bitki tozundan 15 kutu yapıyor. Yani 50 kuruşa mal ediyor, 50 liraya satıyor. Oysa ekstraktan yapsa ekstraktın kilosu 500 lira 600 lira. Maliyetlerini düşmek için bu tür bizim bu sektörde dalavere yapan çok. Şaka, Allah onlara çok biraz akıl fikir verir inşallah.